Kolay gelsin. Günaydın. Şeytanın üçgenini kurmuşsunuz yine. Üçümüz de burada çalışıyoruz. Kerim gitmemiş. Aa, bir yere mi gidecekti? Yurt dışına yolluyorduk dedim ya. Dün için bileti vardı, gidecekti. Erdoğan'la konuşmuş, işte gitmemiş. Neden peki? Söylememiş ki. Yani paniğe kapılmamızı gerektiren bir durum mu var? Yani gitmediyse gitmedi. Ne yapalım? Hayır, can atıyordu gitmek için. Haftalarda didikledi beni vize yüzünden. Neden gitmedi acaba? Merak ettim şimdi. Seni o mu aradı? Ha, gitmeyeceğini sana o mu söyledi? Eğer böyleyse bu bir tehdit demektir. Yok yok, ben aradım. O aramadı. O zaman mesele yok. Ha? Hem burada kalması kızın ağzını kapalı tutmak için daha iyi değil mi zaten? Hayır, ben bundan emin değilim çünkü kız da gitmesini istiyordu. Belki Meryem ablası yüzünden ertelemiştir. Zaten konuşamadılar ki. Vazgeçtim dedi oğlum, erteledim falan demedi. Direkt vazgeçtim dedi. Bizden bir şey mi isteyecek acaba? Parası bitmiştir belki. Kızdan ayrılamamıştır ya da. Şaka yaptın. Ya oğlum, başımıza bir bela açtınız. Ne tarafından tutsam öbür tarafı açıkta kalıyor. Ben sizden daha fazla huzursuz oluyorum ya. Bu Kerim'i bir yoklamak lazım. Ya sen evi biliyordun, beykoz meykoz bir şeyler diyordun ama. Ben hiçbir şey söylemedim. Doğru, tamam, ben evrakta görmüştüm. Neyse Münir, sen bu konuyla ilgilen. Tamam işte, merak etme. Ha, yarın icra kurulu toplantımız var. Hisse devirleri olacak. Haberim var. Dört gözle bekliyorum. Harika. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Küstah. Tamam abi, ben numaranı kaydettim. Peki. Biz bir düşünelim, ilgilenirsek ararız seni. Tamam. Tam ne yapacağımıza karar verelim, öyle ararız. Peki, oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Güzel ama değil mi Kerim? Güzel olmasına güzel de abi, adam çok istiyor. Yeri de güzel. Çok güzel yerde bence. Şimdi yeni makine, takım taklavat derken biz bunun altından kalkabilir miyiz ki? Ama sen bakalım dedin. Heveslendirdin beni. Bir düşünelim, hesabımızı kitabımızı yapalım. Bankada paran vardı senin. O para benim değil. Cidden Fatma Gül'e mi verdin sen onu? Ha, Meryem ablamın o paradan haberi yok. Onun yanında bu konuyu açmayalım, olur mu? Mukaddes'e söyle, o da açmasın. Tamam tamam, mukaddes açmaz. Ben de söylemem zaten. Zaten bundan sonra ne yapacaksam kendi paramla yapacağım. Çalışacağım, biriktireceğim. Kuracaksam da kendi paramla kurarım. Tamam tamam, ben yardım ederim sana. Sağ ol. Ne oldu? Söyle ne oldu? Hiçbir zaman inanmadım onun böyle bir şey yapabileceğine. Ama sonra bir anda suçu üstlenince ben de hayatımın en büyük şokunu yaşadım.
Kendi ellerimle jandarmaları teslim etmek istedim. Sonra her şey öyle oldu bittiye geldi ki anlamadım. Aslında orayı tutsak ne güzel olur değil mi Kerim? Kendi işimizin patronu oluruz. Sen bana işi de öğretirsin. Öğretirsin değil mi? Öğretirim tabii ki. Babamın bir tane sandalı vardı, ona binerdik öyle. Ama çok eskiden. Kendimize de bir sandal yaparız. Yaparız değil mi? Oo, iş oralara gelsin de yaparız tabii ki. Yaparız. Aa, Fatma Güller geliyor. Fatma Gül! Atölyeye baktık Fatma Gül. Çok güzel. Hem caddeye yakın hem dere kenarına. Öyle mi? Beğendiniz mi? Beğendik, beğendik. Ama para yok. Kerim çok para istediler dedi. Bakacağız abi, öyle değil. Kerim kendi başına yapacakmış. Kendi biriktirecekmiş parayı. Kendi kuracakmış işini. Ay ne kadar ki kirası buranın? Boş ver abla, baktık işte öyle. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.